Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı ve eşi. Minister zahraničných vecí s manželkou. Thomas Malatinski, Ekonomi Bakanı. Minister hospodárstva Slovenskej republiky. Dušan Čaplovič, Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanı. Minister şkolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı ve eşi. Minister financí s manželkou. Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Minister energetiky a prírodných zdrojov. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Minister şkolstva. Ahmed Yakıcı, Müsteşar Ekonomi Bakanlığı. Zástupca štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva. Mehmet Geldi, Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı. Člen parlamentu. İsmail Kašdemir, Milletvekili. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum, muhterem hanımefendi, değerli misafirler, 2009 yılında Slovakya'ya gerçekleştirdiğimiz ve unutulmaz hatıralarla ayrıldığımız ziyaretin ardından Zat-ı Devletleri'ni, muhterem refikalarını ve heyetinizin seçkin üyelerini eşimle birlikte Türkiye'de ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Ziyaretiniz Slovakya'nın 20. kuruluş yıl dönümü ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 20. yılına tekabül etmektedir. Bu anlamlı vesileyle ülkemize gelen siz kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi hislerimle selamlıyorum. Diplomatik ilişkilerimizin mazisi 20 yıl olarak görünse de halklarımız arasındaki etkileşim ve dostluğun geçmişi daha eskilere dayanmaktadır. Slovak yazar Krizan, 2011'de basılan Slovakya'daki Türk izleri, gerçekler, mitler, efsaneler adlı kitabında bu etkileşimin köklerinin 470 yıl öncesine kadar götürmektedir. Türkiye'de de yayınlanan bu kitap, halklarımız arasındaki dostluğun az bilinen yönlerini gün ışığına çıkartmaktadır. Bu kapsamda Türk ve Slovak toplumlarının adet, kültür, gelenek ve göreneklerinin birbirine ne kadar etkilediğini ortaya koymaktadır. Karpuz, kestane, kara buğday ve lalenin Türklerle birlikte Slovak kültüründe yer ettiğini işaret etmektedir. Ayrıca günümüzde de yaşatılan kültür izlerine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 16. yüzyıla kadar uzanan ilişkilerimizin nişanesi olan hisarlar, kaleler, hanlar, hamamlar ve bunların içindeki seramik ve çiniler, tarihi dostluğumuzun delili olarak Slovakya topraklarını süslemektedir. Müşterek mirasımızı bugüne kadar canlı biçimde getiren Slovak dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu etkileşimin diğer ayağında ülkelerimizi ziyaret eden Slovak turistler yer almaktadır. Geçen yıl yaklaşık 130 bin Slovak vatandaşını ülkemizde misafir ettik. İki ülke insanları bu sayede sadece tatillerini değil, aynı zamanda sofralarını, gönüllerini ve dostluklarını paylaştılar. Aramızda güçlü beşeri köprüler inşa ettiler. Ülkenizde Türkçe'ye ve Türk kültürüne olan ilginin her geçen gün artması, bu beşeri bağların ne kadar güçlü olduğunun en güzel ispatıdır. Her akşam Slovak ailelerinin evlerine misafir olan Türk televizyon dizileri ise dostluk ve muhabbetimizi şüphesiz pekiştirmektedir. Benzer bir işlevi Türkiye'de Slovak sporcular yerine getirmektedir. Profesyonelliğin, disiplin, yetenek ve başarılarıyla tanıdığımız Slovak sporcular, Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinmektedir. Benim de taraftarı olduğum Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi güzide futbol takımlarımızda top koşturan gönüllü elçilerinizi hepimiz çok seviyor ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, Slovakya'nın köklü mazisinde önemli yer tutan Prag Baharı ve Kadife Devrimi insanlık tarihine altın harflerle kazınmıştır. Bu olaylardan Prag Baharı bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Zira Prag Baharı'nın mimarı Alexander Dubček, 1969-1970 tarihlerinde Ankara'da büyükelçi olarak görev yapmıştır. Kanaatimce Türkiye-Slovakya ilişkilerinin temelleri ismi konulmasa da bu dönemde atılmıştır. 1992'de 51 trafik kazası neticesinde kaybettiğimiz bu değerli devlet adamının hatırası Çankaya semtimizde bir caddeye verilerek ölümsüzleştirilmiştir. 1993'te Slovakya'nın kurulmasının ardından ilişkilerimize bu müstesna temel üzerinde hız verilmiştir. Artık sadece iki tarihi dost değil, aynı zamanda müttefikiz. Avrupa'yı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği üyeliğimiz yolunda ve Balkanlarda çok yakın çalışıyoruz. İkili ilişkilerimizde her geçen gün gelişip güçlenmektedir. Değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanı Gasporoviç'in ziyaretleri 1993'ten beri iki ülke arasında bu düzeyde yapılan 5. ziyarettir. Diğer üst düzey temaslarda da benzer bir yoğunluk mevcuttur. Tüm bu ziyaretler ilişkilerimizin ilerletilmesi için güçlü bir ivme oluşturmaktadır. Bu kapsamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizde kat ettiğimiz mesafe muazzamdır. İş konseyi, iş formu ve kek mekanizmaları düzenli olarak işletilmektedir. Bunun semerelerini en müşahhas biçimde görüyoruz. Nitekim 2000 yılında sadece 75 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 10 yılda 1,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ticaretin yanı sıra finans, yatırım, madencilik, enerji, otomotiv ve turizm gibi alanlarda da işbirliği potansiyeli geniştir. Sözlerime son verirken, Türkiye ile Slovakya arasındaki mükemmel ilişkileri daha ileriye taşıma irademizin bir kez daha altını çizmek istiyorum.